8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz diş hekimi Uğur Alkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam oldukça popüler bir konu, implant cerrahisinden bahsedeceğiz bugün. Öncelikle implant nedir ve kimlere yapılabilir? İmplant titanyum esaslı çene kemiğine yerleştirilen, yani titanyum esaslı bir materyaldir. Kimlere yapılabilir? 18 yaşını geçmiş, yani çene kemiği büyüme gelişimi tamamlanmış ve çene kemiği kalınlığı ve boyutu yeterli olan herkese yapılabilir. Tabii yapılamayan kişiler ekstra sistemik rahatsızlıkları bulunan, çene kemiğinin büyümesini veya gelişimini engelleyen sistemik rahatsızlığı bulunanlara yapılamayabilir. Hocam peki dijital diş hekimliği nedir? Dijital diş hekimliği ağız içi tarayıcılar ve kameralarla ağız içinin görüntüsünün alınıp dijital bir şekilde yine laboratuvara aktarılıp oradan tekrardan dijital bir şekilde üretilip bize, yani el değmeden çok böyle minimal hata paylarıyla yapılabilen böyle bir dijital bir geçiş diyebiliriz. Yani zaten şu an günümüzde neredeyse bütün klinikler dijitale geçiyor. Yani 20 sene önce konvansiyel yöntemler vardı. Şimdi 20 sene sonra da çok daha fazla bir şekilde dijitale geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Hocam şimdi bu implantlar çene kemiğine, mandibüleye yerleştirildi. Bir de bunların üzerine bir protez takılıyor. Evet. Bu protezin özelliği veya çeşitleri nelerdir? Şimdi implant üstü protezler genel başlık altında iki çeşittir. Bir implant üstü hareketli protezler, bir de implant üstü sabit protezler. İmplant üstü sabit protezler yeterli çene kemiği desteği varsa, bu çene kemiğine yani altı implantı, yani hastamızda diyelim ki hiç diş yok. Hiç diş olmayan hastamıza yani altı implantın yetebileceği kadar çene kemiği varsa, desteği varsa sabit bir şekilde yapılabiliyor. Ama yani çene kemiği yeterli değilse, hastanın maddi imkanları buna el vermiyorsa, bunu 2-3 implantla hareketli protez, yani bola taşmanlı, locator tarzı implant çeşitlerimiz var. Bu şekilde implant üstü protezler de yapılabiliyor. Evet. Peki hocam, şimdi bu implant bir tedavi süreci var. Yurt dışından muhakkak ki gelen hastalarınız oluyor. Yani bunlarda bu tedavi süreci nasıl işliyor? Şimdi yurt dışında genelde kısıtlı vakitleri olduğu için onlara biraz daha işte agresif bir şekilde çalışıp bir hafta 10 günlük süre içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Yani hastamız geliyor, tüm dişler azdı diyelim ki, yani lüksasyon var, yani sallanıyor dişler diyelim ki. Bu dişler çekiliyor, çekildikten sonra aynı o sokete, yani çekim boşluğuna implantlar yerleştiriliyor ve üzerine aynı seans implant üstü geçici protezler yapılabiliyor. Yani hızlı bir şekilde bitirilebiliyor. Bunun için dediğim gibi agresif yöntemlerle biraz daha çalışabiliyoruz. Hocam şimdi diş hekimine giden herkesin aklına gelen ilk soru, yapılacak işlem ağrılı mıdır? Yani bu implant işlemi ağrılı bir işlem mi? Kişinin işlem sonrasında özellikle dikkat etmesi gereken bir şey var mı? Yani tabii ki, yani implant cerrahi bir operasyon sonuçta. Bu cerrahi operasyon sonrası dikkat etmesi gerekenler var mutlaka. Bunlar sigara, işte alkol gibi, işte tüketmemesi gereken belli bir süre, onları biz tavsiye kağıdımız var, orada yazıp veriyoruz zaten. Ağrılı mı? Yani kısmen ağrılı olabiliyor. Yani bu ağrı da zaten 3-5 gün içinde geçiyor. Yani 3-5 günü çok geçmiyor bu ağrı. Biz zaten implant cerrahisi sonrası intramukozal olarak iki tane bizim hem şişlik önleyici, yani ödem önleyici bir şeyimiz var, intramukozal olarak uyguluyoruz. Bir de ağrı kesici yine intramukozal olarak uyguladığımızda genelde hastalarımız çok fazla ağrımız yok diye söylerler, ama ağrılı mı, kısmen ağrılı diyebiliriz. Peki hocam, son olarak yeni başlayan hekimlere tavsiyeleriniz neler olur? Yani yeni başlayan hekimlere tavsiye olarak şöyle, yani fakülte bittikten sonra kendilerini böyle geliştirmeye çalışsınlar, geliştirsinler. Fakültede alamadıkları eğitimleri dışarıda böyle işte belli bir ücret karşılığında bir veren yerler var. Oralardan alabilirler. Yani kendilerini pratik anlamında çok böyle geliştirmeye özen göstersinler. Yani başarı için biraz fedakarlık gerekiyor, biraz meşakkat gerekiyor. Yani hep böyle sevdiğim bir laf vardır benim de, böyle hep düstur edindiğim. Ya başarının bedelini böyle bir zaman için ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler gibi, böyle bir hayatım boyunca böyle bir düstur edindiğim bir, böyle bir söz var.
Hocam peki bu hani sallanan diş dediniz ya, bu implant cerrahisi yani o dişi aldığınız anda yapılabilir mi? Aynı seansta yoksa belli bir boşluk mu bırakıyorsunuz arada? Yani aynı seansta yapılabilir. Tabii kemik yeterliyse, biz zaten bunun öncesinde 3 boyutlu filmlerimiz var. Tomografi dediğimiz bir filmimizi çekiyoruz. Kemik yeterliği varsa çekim boşluğuna da yapılabiliyor. Çekim boşluğunun hemen yan taraflarına da yapılabiliyor. Yani bu yani hatta daha iyi bile olabiliyor. Tek cerrahi işlemle bütün işlem bitmiş olabiliyor. Diğer türlü dişi çektiğimizde 3 ay bekleyip tekrardan cerrahi işlem, hem hasta açısından hem bizim açımızdan iki cerrahi işlem olacağı için biraz da işimizi uzatabiliyor. Hep çene kemiğinde yeterli kemik stoku olup olmamasından özellikle bahsettiniz. Bu stok olmaması ne demek? Yani bu kemik erimesi, genelde genetik bir şekilde kemik erimesi oluşabiliyor. Bu olmaması durumunda cerrahi, yani ileri cerrahi teknikleriyle kemik ilavesi yapılabiliyor tabii ki. Ve bunlar ekstra meşakkat, ekstra zaman. Bunları hasta çok böyle karşılamayabiliyor. Çok böyle bir an önce olsun, bir an önce bitsin gibi o durumlar olduğu zaman onun için ekstra işte hareketli protezlere dönüşebiliyor. Ama diğer türlü yani çene kemiği, yani bizim için implantın bir kalınlığı var. En ince implantı bile bir 3 milim, 3,5 milim bir kalınlığı var. Bunun için de bize 4,5 milim falan bir kemik gerekiyor. Mesela bu kemik kalınlığı olmadığı zaman oraya bir kemik ilavesi gerekiyor. Yani o kemik ilavesine de hasta müsaade etmediği zaman bazen maddi şartlarla, bazen işte o zaman şartından dolayı o zaman farklı yöntemlerle farklı tedaviler yapılabiliyor tabii ki. Yani kemik ilavesi dediğiniz orada yeniden bir kemik, evet, oluşturup aynen orada, ondan sonra implantı yerleştirmek. Aynen oraya yeniden bir kemik oluşturup 6 ay bekleyip o kemik, evet, oluştuktan sonra tekrar implant yapıp 3 ay bekleyip. Ne kadar bir, evet, süre gerekiyor? Hani bir sene gibi bir en azından bir sene gerekiyor. Yani normalde 2 ay 3 ayda bitecek implant, bir senede, evet, bitebiliyor o şekilde. Bir de dijitalizasyondan bahsettiniz. Bence bu da bir önemli bir konu. Hani önceden bu konvansiyonel veya geleneksel yöntemlerle yaptığınız işleri artık hani dijital olarak yapıyoruz. Hatta bir bilgisayarlı tomografi lafı da geçti. Bunun sağladığı avantaj ne? Yani kişiye süreç anlamında bir faydası oluyor mu? Tabii yani süreç anlamında faydası oluyor. Çünkü her şey dijital bir şekilde, hızlı bir şekilde üretiliyor. Yani ölçüyü ağız içindeki dakikada binlerce fotoğraf çeken bir tarayıcıyla alıyoruz ve hata mikron düzeyinde bir hata oluyor. Öyle olunca hem hata payımız sıfır inmiş oluyor, hem vakit olarak da hemen mail yoluyla laboratuvara veya kendi bünyemizde varsa kendi bünyemizde yapıp direkt hastaya takabiliyoruz. Kazıyıcılar, tarayıcılar ve yazıcılarla birlikte çok kısa bir şekilde şey oluyor. Yani Avrupa'da zaten çoğunlukla dijitale geçildi. Şu an ülkemizde de çoğunlukla bütün klinikler geçmeye çalışıyor bu yönteme. Ya ben doğru mu anlıyorum? Kişi geldi, siz o anda ölçüsünü aldınız, bu ölçüyü implant üretecek kısma ilettiniz, onlar bunu yaptılar ve implant uygulandı. Doğru anladım değil mi? İmplant değil de implant üstü için söylüyorum. İmplant üstü protezler için. Yani implant üstü ölçüsünü aldık biz, ağız içi tarayıcılarla ölçüsünü aldık. Laboratuvara yani implant üretici porselen veya zirkonyum üreticisine gönderdik. Onlar üretip hiç el değmeden bize aynı şekilde gönderebiliyor. Yani aynı gün içinde, evet, işlemler bitebiliyor. Süreç çok hızlanıyor. Yani çok, evet, süreç çok hızlanıyor. Evet. Yani normalde 10 günde diğer konvansiyel yöntemlerle 10 günde bitecek iş, bir günde bitebiliyor. Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Yani sizin normalde mesela ne kadar kontrole gelmesi gerekiyor kişinin? Yani ilk implanttan sonra zaten bir hafta 10 gün sonra rutin bir hem dikiş kontrolü hem ağız kontrolü için bir görmemiz gerekiyor. Ondan sonra 2-3 ay bir kemikleşme süreci var. Yani osse integrasyon dediğimiz bizim kemikleşme süreci. O süre sonunda direkt üst yapıya geçiliyor. Zaten o arada çok gelmesine gerek kalmayabiliyor. Yani hastamızın bir şişliği, bir sıkıntısı, bir ağrısı, ekstra bir durumu yoksa normalde hastalarımızı çağırmıyoruz o süre boyunca. Öncesinde bir hazırlık gerekiyor mu? Yani kişiye diyelim ki böyle bir karşılıklı oturduk, karar verdik, böyle bir işlem yaptıracağız. Hani şunları yapmalısınız bu işlemden önce gibi bir yani hazırlık süreci var. Tek isteğimiz ağız hijyeni. Yani ağız hijyenini, yani implanta başlamadan, implanttan önce bu ağız hijyeni orada, yani ağız hijyenini güzel sağlaması gerekiyor. Yani gargaralarla, gerekirse eğer ağız hijyeni çok kötüyse antibiyotiklerle destekleyip en azından 3 gün önceden bir implant hazırlığı yapılabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ İyi ki geldiniz. Ta Bursa'dan buraya kadar teşekkür kırmadınız ediyorum, geldiniz. Teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum.
8'de sağlıkta konuğumuz diş hekimi Uğur Alkan'dı. Kendisiyle implant cerrahisiyle ilgili tüm detayları konuştuk. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.